Kardeşlerim, işte bütün bu mevzuları ifade ettikten sonra Resul-i Zişanımız bilhassa kendi asr-ı saadetlerinde görülmeyen, ileride zuhura gelecek olan kadınlardan bir taifeyi haber vererek daha o günden korkutmaya Müslüman hanımefendileri, Müslüman erkekleri mutlaka tedbirli olmaya teşvik ediyor. Bakınız buyuruyor ki, bizzat Resul-i Zişanımızın zamanına, asrına biliyorsunuz asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet, devri saadet. O günde Efendimiz buyururlar ki, iki insanlardan iki sınıf zuhur edecek. İki sınıf meydana gelecek. Henüz bu iki sınıfı görmüş değilim buyuruyorlar. Henüz görülmedi. Ta o zaman ileride zuhur edecek. İleride aynen tecelli edecek buyurduktan sonra o iki sınıftan birisi inne min ehlin nari, cehennemlik olan ehlün nar, cehennemlik olanlardan bir sınıf meydana gelecek ki onlar nisaun, bir takım kadınlar olacaktır. Kadınlar olacaktır. Öyle kadınlar ki kasiyatun ariyatun, üzerlerine bir takım elbiseler giymiş olacaklar ama dikkati ve şehveti çekmek itibariyle sanki çıplakmış gibi olacaklar. Kasiyatun ariyatun. Kasiyat kisveli, elbiselidir ama tıpkı üryanmış gibi, sanki çıplakmış gibi bütün erkeklerin dikkatini çekmeye devam edeceklerdir Resulullah. Böyle kadınlar zuhur edecek. Üzerlerinde çeşitli kumaşlardan bir elbise var ama tıpkı çıplakmış gibi dikkati çekiyor. Tam zamanımızın kadınları aynen Resulullah'ın haber verdiği bu sınıfı temsil ediyor. Üzerlerindeki elbiseye dikkatle bakınız. Mutlaka vücutlarının mahrem yerlerini, dikkat çeken yerlerini, şehevi noktalarını mutlaka açıkta bırakan elbiseler bunlar. Kimisi şeffaf, kimisi ince, kimisi dar, kimisi sıkı, kimisi renkli, kimisi şekilli, kimisi çeşit çeşit şekillerde giymiş oldukları halde vücutlarının kalıbını, bacaklarının kalıbını, göğüslerinin kalıbını, her tarafını açıkta bırakan elbiseler İslam şeriatına göre çıplak hükmünde bırakıyor insanı. Çıplak hükmünde bırakıyor. Onun içindir ki aziz kardeşlerim, bu hadis-i şeriften hüküm çıkaran alimlerimiz, bir Müslüman hanımefendi bacaklarını açıkta bırakan hiçbir çorabı giymek suretiyle ortaya çıkamaz buyurmuşlardır. Diyelim ki bacağına çok kalın bir çorap giymiştir. Hani rengi ne olursa olsun, siyah renkli, kahverengi veya bir başka renkten, hangi renkten olursa olsun, ne kadar kalın olursa olsun, o çorabı giydiği zaman bacağının kalıbı, bacağının şekli aynen ortaya çıkıyor ve öylece giyiniyorsa o çorabı da giymek tamamen haram olur. Böyle bir çorabı giyen kadına Allah lanet eder. Göstermeyecek. Vücudunun kalıbını ortaya koyuyor. Pantolon niçin haramdır? Pantolon kadının vücudunun kalıbını, bacaklarının kalıbını ortaya koyduğu için pantolon giyen bir Müslümanın hanımı Allah katında vallahi çıplak dolaşmış gibidir. Çıplak dolaşmış gibidir. Kasiyatün ariyatün. Üzerinde bir elbise vardır ama Allah nazarında çıplaktır, üryandır, Allah'ın laneti altındadır. Açık haber veriliyor.